Sayın akıllılar, siz daha gitmediniz mi? Yani siz de az deli değilsiniz ha. Madem ki gitmediniz, o zaman Deliler Bayramı'nın ikinci bölümünü açıp size göstereceğim. Evet, açıyorum. Bayanlar ve baylar, ben Christoph Kolomb. Şimdi sizlere ünlü yumurta numaramı sunacağım. Hiç yalnız kalamayacak mıyım ya? Hiç açıp gösteremeyecek miyim ya? Bu bir Christoph Kolomb yumurtası. Oysa açmam gerek, geçimim buna bağlı. Bu yumurta rafadan değil, kayısı hiç değil. Ekmek param bu benim, açmazsam yaşamam mümkün değil. Bu yumurta anasından doğduğu gibi karşınızda. Deliye Christine! Taze yumurta yiyin! Kış! Hop hop! Lop lop! Para! Amerika! Fransız devriminden sonra çıktım açık alımda. Bindim hemen kalyonda, hedefim Amerika. Orduların başında, Josephine'in koynunda. Aşınca Atlantik'i buldum yeni ülkeyi. Herkes buna şaşırdı, sütlerini taşırdı. Altınları topladım, Avrupa'ya hopladım. Yeter artık dediler, beni sürgün ettiler. Sonunda sirke düştüm, zaten çok üşümüştüm. Geldik sonra buraya, tuz bastık bu yaraya. Adımız çıkmış deli, söyleyin nereden belli? Girdik işte kolkala, verdik işte revala. Arola hey ya mola, sabah ola hayrola. Arola hey ya mola, sabah ola hayrola. Kah güle kah ağlaya, geldik bu diyarboya. Hem dram hem konefya, oynarız çift barbiya. Senin arkasından konuşmayı sevmem, fakat yüzüne de rahatla söyleyeceğim için rahat konuşuyorum. Geçen sene bu apartmanın yönetiminde, Vasıf Bey'in yönetiminden hiç memnun değilim kardeşim. Al benden de o yani kadar. Yani yüzüne gözüne bulaştırdı, hepimizi mahvetti ya. Öyle. Yeni bir arkadaş gelmiş, Korhan Bey, kim o? Ha, 7 numaraya taşıyor. 7 numaraya taşıyor, genç biriymiş, tecrübesiz. Diyorum onu yönetici yapalım, istediğimizi yaptırırız. Ben teklif edeceğim, siz de beni destekleyin. Tamam, biraz. Tamam. Aman ha bak, tamam. Caymak yok. Tamam. Ah bak, iyi insan lafının üzerine gelmiş, Vasıfçığım geldi. Seni diyordum Vasıf, dedim yani geçen sene çocuk yönetimden ne kadar yoruldu, bizar oldu. Kendini bizim için feda etti dedim. Arkadaşlar herhalde Korhan Bey'le tanışmak fırsatını bulamadınız henüz. 7 numaralı daireye taşınan kiracı arkadaşımız. Hoş geldiniz kardeşim. Su işlerinden Burhanettin. 8 numaradayım ben. Hoş bulduk efendim. Asansörde rastlamıştım, hoş geldiniz Korhan Bey. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asansörde rastlamamıştım. Hoş geldiniz Korhan Bey kardeşim. Hoş bulduk. Sizi şöyle köşe başına alalım. Rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, şeref birisiniz. Pek de efendi bir bey. Korhan Beyciğim, siz gelmeden önce biz geçmiş dönemin hesaplarını tartışıyorduk aramızda. Evet efendim. İsterseniz baştan başlayabilirim. Aman efendim, ne gerek var, ben misafir sayılırım aranızda. Ay hiç olur mu? Lütfen, ben yokmuşum gibi devam edin. Arkadaşlar biliyorsunuz bu toplantıyla yöneticilik görevim sona eriyor. Evet. Allah bin şükür ya. Gelecek dönemin sorunlarını tartışmaya geçmeden önce yeni yönetici seçimi yapılacak. Evet. Aman Vasıf Bey, ne olurdu sanki siz devam etseydiniz. İmkanı yok İmran Hanım. Ben bu işi isteyerek değil, sadece kanuni müeyyide olduğu için kabullendim. Görevim bitti, artık beni silah zoruyla bile bu görevde tutamazsınız. Apartmanımızın önemli sorunları var herhalde. Ne sorunu olacak canım, 12 daireli küçücük bir apartman işte. Küçük taş baş yarar.
Neyse, zaman kaybetmeyelim. Ben hemen mevzuya girelim diyorum. Şimdi yeni bir yönetici seçilecek. Tesadüf yeni de bir arkadaş gelmiş. İki yeni yan yana dayanabilir misin? Ben yeni yöneticiye yeni arkadaşımız Korhan Bey'i teklif ediyorum. Çok münasıklı efendim, münasıklı. Aman efendim, ne haddime. Şunun şurasında kaç gün oldu geleli. Ay ne olacak yeni geldiyseniz? Eski olup da yöneticilik yapanlar kuş mu konduruyorlar? Canım, herhalde başka adaylar da vardır. Başka aday olan, aday gösterecek olan var mı? Yok. Aranızda yöneticilik yapmamış kimse yok mu? Vallahi herkes yaptı sırasıyla, bu defa sıra sizde. Bende mi? Canım ama... ne fark eder, ha bir yıl evvel ha bir yıl sonra ne olacak yani? Hayır efendim, bırakın yöneticiliği, ben apartmanda oturmasını bile bilmem. Bu ilk evimiz, yeni evlendik de. Geçmiş olsun canım. Vallahi Koran Beyciğim, herhalde biliyorsunuz yani bunun ilki de bir sonu da bir, ne fark eder değil mi canım? Hayır efendim, şimdi ben böyle bir toplantıda ilk defa bulunuyorum. Yani son derece bilgisizim bu konularda. Neyi bileceksiniz canım? Aklı olan insan bir gün içinde her bir şeyi öğrenir zaten. Tabii. Aklı olmadan yöneticilik yapanlar bile oldu. Bu taş bana mı oluyor hanımefendi? Niye üstünüze alınıyorsunuz ki Allah aşkınıza? Canım hanımlar, Korhan Bey'de bir şey var sanacak. Canım kardeşim, hiç meraklanmayın. Hepimiz gönüllü yardımcınız olacak. Vasıf Bey de bütün bildiklerini öğretecek size zaten. Samimi olarak söylüyorum Korhan Bey, elimden gelen her şeyi yapacağım canım. Hadi ama... Siz de ama nazlandınız. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir düşüneyim. Arkadaşlar, yeni dönemde yeni yönetici olarak Korhan Bey'i kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bravo, bravo. Hayır, bir dakika, ben giderim. Hayırlı uğurlu olsun. Apartmanımızdan mahallemize, semtimize, şehrimize, memleketimize, dünyaya, güneş sistemimize, fezaya. Ben sadece düşüneyim demiştim. Tabii, şuraya bir imza atın, bir sene kadar düşünün canım. Arkadaşlar, bana iki şahit lazım. Biri ben. Aman efendim, buyurun. Hatta ben 1,5 sayılırım. Hayırlı uğurlu olsun. Ümran Hanım. Memnuniyetle efendim. Demek böyle şahitli imzalı oluyor ha? Evlilik gibi. Ha? Ayvayı yemek gibi. Koran Bey, sizi şöyle alalım canım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, buyurun. Defter sizde. Defter kimdeyse Süleyman odur. Şimdi efendim, deminden beri soracağım, fırsat olmadı. Bu toplantıda öbür dairelerinde bulunması gerekmiyor mu? Vallahi efendim, yeterli çoğunluk var. 3 numaralı dairenin vekaleti bende. Ümran Hanım da 2 dairenin sahibi olarak çift oya sahip. Geri kalan 4 daire? Siz aklınızı takmayın onlara. Geri kalan 4 daire acizane benim oluyor da. Canım, öyle de olsa kiracıların burada bulunması gerekmiyor mu? Aman efendim, bulunmasınlar daha iyi zaten. Bakın, çatıda bir Suna Hanım vardır ki bir kere o herkesle kavgalıdır. Doğru. Korhan Bey, yeri gelmişken söyleyeyim. O Cadal Oscar'ı, televizyon antenimi sürekli çeviriyor. Hiçbir şey izleyemez oldum. Tamam da Perihan Hanım, siz de o koskoca antenle kadının terasını kapladınız böyle yani. Ya nereye koyayım? Direğin tepesinde boş yer mi var? Aman o da mesele mi? Benim kiracının evini bir haftanın içinde 2 kere su bastı bu kadının yüzünden. Şimdi kafanı iyice karıştı değil mi Korhancığım? Ben şöyle anlatayım da aydınlan. Bizim Ümran Hanım'ın kiracısı çatıdaki uyumadı anteni çeviren çatlaklarının altında oturuyor. Uyumadı değil efendim, uydu antenidir o. Anten uydu anteni de çatıya uymadı. Evet. Musluk mu açık kalmış? Hayır, bir değil iki değil beyefendi. Hanımefendi musluğu açık unutup gezmelerde sürtüyor. Olan bizim eve oluyor. Suyun aktığını görmüyor mu? Kadın gezmelerde sürtüyor. Evdeki musluğu neden koysun? Neyse karıştırdın sen ya. Canım yani sular kesikken açık unutuyor tabii. Tabii kesikken açık unutuyor. Su gelince akıyor. Evet. Evet. Anten ne işe yarıyor? Anten bu durumu gösteriyor. Televizyondan bunu izleyenler de eğitilmiş oluyorlar. Sen iyice karıştırsın Allah'tan. Anlayamadım. Esasında şu depo meselesini halletsek, plastik depo meselesini, hiç böyle bir sorun kalmayacak. Evet ama Cemalettin Bey, o depo meselesi de sizin yüzünüzden halledilemiyor değil mi? Niye? Gayet tabii. Siz hissenize düşen parayı vermiyorsunuz ki depo yapılsın. Ben vermeyeceğim demiyorum kardeşim. Önce Bodrum'daki orospu verecek, sonra vereceğim diyorum ya. Cemalettin Bey, burada hanımların da olduğunu unuttunuz herhalde. Aman unutmadık, affedersiniz. Unutmadık da öyle öfkeyle, hırsla söyledik işte öyle. Deli ediyorlar beni. Yalan mı canım? Gel hele ve çevirdin kan apartmanı ya. Doğru. Neredeyse kapıda fiş keseceğiz ha. Evin etrafını seyyar satıcılar sardı be. Şam tatlı kuvvet macunu diye dolaşıyorlar o daha sabun mu duruyorlar bak şeyde. Orası öyle. Fakat kadının arkası kuvvetli. Ah maşallah. Öyle değil. Cuma günleri gelen bir gri Mercedes var hani. Ha, o kime ait biliyor musunuz? Burhan Bey. Efendim. Politika yapmayın beyefendi. Aman. Politika ben, yapmayın kardeşim. Ben memur adam, ne politikası yapacağım? Hayır. Efendim, bence şu kapıcı sorununu bir konuşalım. Evet. Sen bu kapıcı meselesini bir not et kardeş. Not edeyim de ne yapabilirim bu konuda? Ne demek ne yapabilirim? Yöneticiliğe aday olurken böyle konuşmuyordunuz ama. Nasıl yani? Yahu kardeşim, adamın kafasını karıştırmayın ya.
Siz önünüzdeki meselelere bakın Konan Beyciğim. Evet. Önünüzdeki meseleler arasında en önemlisi kalorifer. Evet de bu kalorifer meselesini de önce sen bir hesap ver. Her ay başı tıkır tıkır para toplamasını biliyordun. Fakat bu apartman bir gün olsun ısınmadık ateşim. Isınamadık. Bayramlık ağzımı açtıracaksınız ama şimdi. Aman bayram senede iki defa geliyor. İki salla bir bağla. Açsak ne olur, aç bakalım. Aç. O kadar ikaz ettim kardeşim hepinizi. Proje dışı radyatör taktırmayın diye. Nasıl kaldırsın bunca yükü bu kasap? En başta da siz Cemalettin Beyefendi. Utanmadan evinizi çepeçevre radyatörle döşetmişsiniz. Kazan yükü kaldıramıyor diye biz kazan kaldırdık. Döşetlikte faydası mı oldu? Dilimler kendini bile ısıtmadı ya. Isınamadık kardeşim, yalan mı söylüyorum ya? Isınamadık, donduk. Hele o büyük karda kedim dondu be. Vallahi bildiğim kadarıyla kedi donarak gitmedi, açlıktan öldü zavallı hayvan. Niye? 16 tane kediye ayda 125 gram kıyma dağıtırsanız umiyetle kediler ölürler canım. Hepsine eşit dağıttık ama niye biri ölüyor? Kaç radyatör takmış? En çok sizin kader hanımefendi, en çok sizin kader. Bizim sadece salonda bir ek var. Onu da benden önceki kiracılar koymuş. Aman çıkarayım ortaya koyayım da onu anlasın. Neyi? Küllahımı. Arkadaşlar, radyatör sayısından geçtim. Esas mesele sıcak su alınmasından çıkıyor. Apartmanda sıcak su var mı? Radyatörün yanına musluk takarsanız var kardeşim. Yapma ya, bunu nasıl düşünemedim be, vay be. Kim yapıyor bunu Vasıf? Vallahi ben görenlerin yalancısıyım ama Ümran Hanım'ın iki dairesinde de varmış. Kuru iftira. Yok, bu bayağı yaş. Koran Bey, evet. Not alın kardeşim. Mahkemeden heyet getirtip zabıt tutturacaksınız. Demek mahkemek olacağız Vasıf Bey. Öyleyse ben de sizden davacıyım. Yok ya, neymiş derdiniz? Halı silkerken camımı kırdınız. Dava edeceksiniz beni. Dava etmezseniz hatırım kalır hanımefendi. Bütün mahalle biliyor manyak kızınızın gece eve girmek için cama taş attığını. Yazın Korhan Bey. Balkonuma çöp attılar, camıma taş attılar, kızıma bok attılar. Efendim çöp deyince aklıma geldi. Bizim kapıcı canı istediği daireden topluyor çöpleri, istemediğinden toplamıyor. Buna mani olmak lazım efendim. Yalnız çöp olsa bir şey değil. Sen bu kapıcıyı bir kenara çek, iyicene bir konuş kardeşim. Çünkü bu apartmanda ayrıcalıklı muamele görenler var. Beni kastediyor biliyorum. Verirsiniz bahşişi, size de gelirler istediğiniz zaman. Artık o bahşişin nasıl verildiğini isterseniz de karıştırmayalım hanımefendi. Bana bakın Cemalettin Bey, terbiyenizi takının yoksa ağzından fena bir laf çıkacak. Sen bir şey demedin, yani kimi para olarak verir, bahşiş verir, kimi gülücük verir, kimi röntgen verir, kimi öpücük verir. Ben şimdi size gösteririm. Ben memnun olurum. Görüşürüz. Kolan Beyciğim. Evet. Kapıcı size sigortadan söz ederse katiyen yüz vermeyin kardeşim. Nedense şımardı bunlar. O kadar yatacak yer veriyoruz, para veriyoruz. Utanmasalar sendikaya müracaat edecekler ya. Sigorta neymiş ya? Sigorta kanuni gereklilik değil mi? Lan memleketi biz mi kurtaracağız şimdi? Daire başına kaç para düşer biliyor musun Korhan? Hayır. Hele ben değil, ne düşerse dört misli. Siz şimdi onu bunu bırakın da ben her şeyden önce şu Araplar meselesini konuşulmasını istiyorum. Araplar meselesi. Apartmanda Araplar da mı var? Çinliler gidince onlar geliyor. Şu anda yok ama birkaç güne kadar eli kulağındadır. Gelinler. Öyle geliyor onlar. Şimdi Ümran Hanım maşallah iki dairesini birden Araplara kiralıyor. Üç numara da aynı vaziyette. Apartmanın içine affedersiniz pislik götürüyor canım. Sarı yerden beter oldu vallahi ya. Giren çıkan belli değil apartmana. Ama sanki şimdi çok belli. Evet, bu konudan ben de şikayetçiyim. Buyur. Kara kara adamlar merdivende, asansörde hani neredeyse üstüme çıkacaklar. Gözleriyle bir şey etmedikleri kalıyor. Orası biraz meçhul. Ben şimdi... hanımlar, hanımlar lütfen arkadaşlar, sakin olun. Arkadaşlar lütfen ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor, sakin olalım kardeşim. Sakin olmamız gerek. Tabii canım, bize ne diyorlar? Apartman sakinleri. Sinirlenecek ne var yani ya? Terlik çekmeye ne lüzum var? Sakin olalım. Ama bu arada sizin de tuzunuz kuru Vasıf Beyciğim. Ne gibi efendim? Araplara döviz bozduğunuzu herkes biliyor. Ne ilgisi var şimdi bunun konumuzla? Gayet tabii var. Apartmana Arap kiracı gelmesi sizin menfaatinize. Bana ne kardeşim, isteyen araba verir, isteyen Amerikalı'ya verir ya. İşte Ümran Hanım ikisine de veriyor. Bir de normal kocası var. Ben konuşmayayım daha iyi. Sizin bu Araplardan alıp veremediğiniz nedir Allah aşkınıza? Mecbur mu adam açıklamaya?
İstemiyor işte, yetmez mi? Ama sen de onun avukatısın herhalde. Açıklarım efendim, pekala da açıklarım. Adamların gürültülerinden, patırtılarından, seslerinden ben rahatsız oluyorum hanımefendi. Ne o, yabancı düşmanlığı mı? Niye yabancı düşmanlığı olsun bu ya? Allah Allah. Şimdi Burhan Bey'in muhalif olduğunu herkes de bilir mahallede de onun için böyle. Ama ya bu Burhanettin muhalif hem mi? Ya yani acayip, hem devlet memuru hem muhalif. Allah Allah. Siz Hakkari'yi görmüş müydünüz? Allah göstermesin efendim, Allah göstermesin ya. Ya ne alakası var şimdi bunun muhalif olmakla? Bir kere hükümetin politikasına karşı çıkıyorsunuz. Hükümetin politikasına mı karşı çıkıyorum? Kim çıkardı bunu şimdi? Ben çıkardım efendim. Tabii hükümetin politikasına karşı çıkıyorsunuz. Başbakanımız televizyonda, radyoda bangır bangır bağırmıyor mu? Ülkemize gelen Arap turistlere yardımcı olalım. Bravo. Ama sen de vatan menfaati için yapıyorsun sanki. Korhan Bey, siz aldırmayın onlara. Not al bakayım oraya. Evet efendim. Ben apartmana Arap kiracı getirilmesine razı değilim. Aksine teşebbüste bulunacak olursa dava açacaksın. Ben mi? Gayet tabii siz. Bu apartmanın menfaatlerini korumak için bu mevkiye geldiniz. Beyefendi unutmayın bunu. Açarız açarız. Benim damat avukat. Sana yardımcı olur. Sen oraya bir de şeyi ilave et. Asansör. Asansörün neyi var? Yeni tamir ettirdik asansörü daha. Gene bozulacak. Kardeşim bozulduğu zaman bakarız. Ne yapsın şimdi çocuk? Ya önceden bir tedbir alır belki. Çoluk çocuk günde 500 defa biliyorlar. Oyuncak yapıyorlar. Böyle devam ederse bir haftaya kalmaz gene bozulur. Ne yani şimdi asansör dururken merdivenden mi inip çıkacağız biz? Bak lafım nasıl yerine gidiyor, buluyor yerini, bak nasıl. Merdivenden çıkmayacaksınız da çocuklarınızın kulağını çekeceksiniz. Siz çekmezseniz ben çekeceğim. Allah Allah! Allah Allah! Sen kim oluyorsun da benim çocuklarımı kulağını çekiyorsun efendi? Çekerim ulan, günde 500 defa indim indi yaparlarsa sadece çekmem, keserim de. Şık, al çocuğun kulağını. Gördünüz değil mi? Hakaret etti. Bana, devlet memuruna hakaret etti. Kulak attı. Ben seni sürüm sürüm süründürmem mi cemalettir efendim? Ben sana böyle bir tane çağırırım. Yok, sürüm sürüm öyle kaba kuvvet yok, kaba kuvvet yok. Kaba kuvvet yok, devlet memuru ne kadar devlet vazife başında hakaret etmiş. Düğmeni mi koparttık devlet memuru? Vazife başında hakaret. Sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Sen de beni döndürüp durma, yanlış yere gidiyorum ben. Sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Cemalettin Bey ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor kardeşim, nedir bu ya? İki senedir her yönetimde adamı dövüyorsunuz. Hastaneden yeni çıktı adamcağız daha ya. Buyurun lütfen. Sen de az acemliysin ha. Ben ne yapabilirim bu konuda? Ne demek ne yapabilirim canım? Sen de asansörün önünde yat, nöbet tut. Yok deve. Deve yoksa atlan yat. Ne bileyim, bir şeyle yat işte orada. Karıyla yatacağını orada yat. Ben gündüzleri çalışıyorum. Sen bu yöneticilik işini biraz fazla ihmal etmeye başladın kardeşim. Bu yöneticilik bu kadar ihmale gelmez ana. Tabii, ne o gündüz çalışıyorum yani. Hiç. Bir yöneticinin, bir apartman yöneticisinin gündüz işi mi olur kardeşim? İstifa et abicim sen valla. Acaba seni kırmızı şeyli balmumundan davet etmedim buraya yani, gel yönetici ol diye. Şuradan girdin, gözlerin ışıl ışıl parlıyordu. Ben yönetici olacağım, ben yönetici olacağım diye geldin. Al ol buyur. Madem oldun yap kardeşim. Kuralımda çalış. Cicim ama tatlı geliyor tabii, karının koynundan çıkamıyorsun. Efendim gündüz işi varmış da bilmem ne. Vazifeni yap ya. Sen burada tek ve yetkili sorumlu kişisin kardeşim. Kontrol et. Kapıcıyı görevlendir. Ne bileyim asansörle inişleri yasak et. Kontrolünü yap. Ben çocuklarımı kimseye kontrol ettirmem efendi. Ne demek yani? Burası apartman mı? Ne iyi mektep mi ya? Sen çocuklarını bir doktora kontrol ettirsen iyi olur. Sana hiç benzemiyorlar. Efendim kontrol ettirdim. Hepsi bana benziyor. Çünkü hepsi ileri zekalı. Bir tanesi hariç. O son olan tekne kazıntısı. Nasıl böyle kıvırcık saçlı da zenci gibi? Ne alakası? Efendim çocuklar meselesine ben karışmam. Ama asansörün inişini kimse engelleyemez. Buyurun. Sen kadın barikatların arkasına sakla. Kimse engelleyemezmiş. Hukuk engeller, hukuk. Bu memlekette hukuk var, hukuk yok. Bu hukukçu mu burada? Hukukçu. Değil mi kardeşim ya? Aslan yöneticim benim be. Değil mi şurada öfkeyle kalbini kırdımsa kusura bakma Korhan'cığım. Yani seni görür görmez kanım kaynadı, sevdim be. Dedim bu çocukta kabiliyet var dedim, gözlere ışıl ışıl dedim ya. Artık apartmanımızın yönetimi genç ve dinamik ellerde. Değil mi koçum benim? Sen bu işi halledersin. Evvel Allah sana güveniyorum yani. Artık bu apartmanda avanta yok. Daha önce bu apartmanda avanta mı vardı beyefendi? Benim sözüm şahsa değil. Ben ortaya konuştum. Yarası olan kocunuz. İşkilli bir züklingilde. Hiç kimseye kastetmiyorum. O duvar ilanından gelen paralar yok mu? Hani kimin cebine girdiği belli olmayan paralar, onları kastediyorum. Ama artık yağma yok. Bu işi önce Allah'a, sonra sana havale ediyorum Korhan. Evet. Ne ilanı bu? Ya duvar kardeşim mı? Bizim bu apartmanın yan duvarı yok mu? Var. Ha. Yönetimce oraya ilan almaya karar verdik. Evet. Ben de yönetim başkanı olarak gittim, bir ilan şirketiyle konuştum. Güzel. Beyefendi nedense bizden habersiz 4 ayrı ilan şirketini dolaşmış. Bir hafta sonra bizim duvarda bir yazı.
Çelik tabanlı radyal pro tuvalet sabunlarını bu kapağın altında iyi bankadır. Ama bu yazı yanlış. Yazının yanlışlığı bir şey değil. Olay yanlış. Paralar gelmedi. Paralar. Evet. Ya paralar nereye gitti? Onu bilmek lazım asıl. Ama artık yağma yok. Bu işi güveniyorum. Sen hallederiz. Ne yapacağımız? Canım duvarın bir resmi çekilecek. Boyutları zaten bizce malum. Gideceksin bir reklam şirketine gideceğiz. Senin varsa tanıdığın seninkine gideriz. Yoksa benimkine gideriz. İşte 3-5 kuruş para gelecek. Eşit olaraktan dönüşeceğiz. Bayan seni arıyor. Kimmiş o ya? Aa Çiğdem Hanım. Ahlaksız kadın buralara kadar geldi. Ne o Vasıf Bey? Apartman yönetim kurulu yaparken bize haber vermek yok mu? Kiracılardan mı? Bodrum'daki orospu. Ya vallahi Çiğdem Hanım ben tam size haber verecektim. Biri bana haber verdi. Tabii hadi, haberler hadi, karışınca hadi. Radyoda da haberler vardı. Böyle numaraları işiniz düşmeden kabımızı çalmazsınız. Tam siz geldiğiniz zaman ne konuşuluyordu biliyor musunuz burada? Biliyorum da? Otomatik konuşuyordunuz değil mi? Heh. Tam üstüne bastım ben de onu konuşmaya geldim zaten. Ben çağırıyorum yaptırıyorum bakıyorum ertesi günü bozmuşlar. Ne oluyor müşteriler? İşleriniz mi ahlıyor? Evet ya arkadaşlarım geliyor zili çalıyor otomata basıyorum çalışmıyor. İn çık in çık anam ağlıyor be. Ne biçim arkadaşlarsa? Ne oldu hanımefendi beğenemediniz mi? Biz sizin arkadaşlarınıza laf ediyor muyuz katana gibi bir sürü karı? Bana bak sen haddini bil yoksa ben bildirmesini bilirim. Düt yürü de tamponunu görelim. Hanımlar lütfen. Ay bu yeni mi? Ay bunu daha önce hiç görmemiştim. Ay hayırlı işler. Vallahi daha önce görmenize pek imkan yok çünkü arkadaş 7 numaralı daireye yeni taşındı. He. Şu anda da apartmanımızın yeni yöneticisi. Hiç geleceğim yoktu be. Niye gülüyorsunuz öyleyse? Bana bak bu apartman beladır be başına iş mi arıyorsun sana? Selamun kavlen min rabbinnahim. Bu apartmanda bela tövbe sizin başınızın altından çıkıyor. Altından mı üstünden mi belli değil ya. Ne fıstıyorsun orada şıllık? Ne? Bana mı diyorsun? Sana, boynuzlu kocana, kayınçana, orospu kız kardeşine! Ne? Orospu mu? Hanımlar, çık kendini hala orospu mu? Hanımlar, hanımlar! Hadi, orospu! Bir dakika durun ya, yapma! Senin kimsin kimsin? Tamam anne be! Sizem ya! Yakışıyormuşsa böyle davranmak nedir bu canım? Masum bir apartman yönetim kurulu toplantısını Isparta'ya çevirdiniz be! Akıllanmadınız. Nedir bu Kartacalılarla Ispartalıların savaşı? Ben şimdi ona göstereyim. Hanım siz bana bakar mısınız bakayım? Sizin aşağıda ne halt ettiğiniz beni ilgilendirmiyor. Ama buranın havasını bozduğunuz aşikar. Vay be senin ağzın da varmış ha. Gidip karına da konuşsana kılıbık. Çiğdem Hanım. Sus be otur dün yerde sen de. Siz bana kılıbık diyemezsiniz. Devlet memuruna kılıbık diyemezsiniz. Orospu Hanım. Allah. Allah yedim seni yedim. Yemezsin. Bak nasıl diyorum. Yemezsin. Kılıbık. Yemezsin. Hem de boynuzlu kılıbık. Hayır. Adamı. Ya alın şu kadını be. Oturan nişanlı olmadan şurada şuraya aldım. Mahfum ben anladın mı? Allah'ım sen bana kuvvet ver ya Rabbi. Bana bak kudurbet karı. Bana bak kudurbet karı. Deminden beri şurada susuyorsam terbiyemden susuyorum. Artık nerelerime geldi? Nerelerine? Oraları sen bilirsin. Ya edebinden buradan çeker gidersin ya sardığım gibi sürer atarım. Hadi be sen git kendini at balkondan aşağı. Niye kendimi atacakmışım? Korhan bırak beni sen de iki devirde beni tutma dayak yiyeceğiz. Ay bırak Korhan ay bırak. Ay onun nefeliği palavradır. Sıkıysa karısına sahip çık. Karıma dil uzatma. Karıma dil uzatma. Uzatan uzatacağını uzatacağı kadar uzatmış canım. Bana baksadın sen bu işi uzattın ama biraz fazla uzattın. Müşteri yıkadın. Karıma niye iftira ediyorsun? Ne? O esmer uzun boylu herifi kastediyorsun değil mi? Tabii. Ben onun tahkikatını yapmadım mı sanıyorsun? İlkokuldan arkadaşıymış. Ne var? Çukur mahalle bir işte dondurmalı tavuk göğsü yemeyle kadın kötü yere mi düşmüş demek? Ben senin yoluna koyayım. Abi bir dakika. Seni bir dakika. Çiğdem Hanım. Ne oldu Asıf Bey? Sen de ayakta iş mi tutuyorsun? Böyle rezalet olmaz ya. Başka bir şey yok. Orada bir takım hadiseler oldu diye yani biz tabii ki şey olmasın diye icabında şey için şey yapmış şeylerin şey oldu. Vay be ne buldun paralar? Buldum bir şey öptük de şöptük de. Akşamları kapının önünde al beni içeri diye yalvarırken böyle yaptım ama. Hadi akşama gel hadi. Allah seni nasibini söyle yapsın kadın.
Allah tez zamanda senin layığını bilsin kadın. Yazıklar olsun sana yedirdiğim paralar. Bana ihanet ne diyorsun Allah? Allah'ım ne diyorsun? Sen kafamı al bu kafayı. Bu kafayı bilmem mi? Bu kafayı kesin benim. Ulan şu apartmanın yarısı benimdi be. İki kat parası yedirdim sana. Doğum gününde bir kat daha verecektim. Ne alıyorsun ben? Bir de utanmadan herifin ağzı pastırma kokuyor diyordun değil mi? Şu hale bak. Hay Allah! Orhan beni bırak Orhan! Bırak Orhan bırak şunu. Ya! Bırak bakalım ne erkekmiş görelim. Ben erkekliğime laf söyletme bunu. Şeydem sen manyak mısın desin kardeşim olur mu ya? Bak birisi bağırıyor yan bağırıyor. Geçin oraya! Bu ne? Geçin lan oraya! Söyleyin! Konuşmayın! Yönetici benim ulan! Efendim? Bundan sonra benim dediğim olacak. Asansör yıkılacak. Araplar yakılacak. Kapıcı kesilecek. Kadınlar kısırlaştırılacak. Erkekler iyiliş edilecek. Hey aslanım benim be, kişiliğini buldu be. Yeni yönetici değil, yeni bölge valisi be. Hoş geldin. Beklettim, özür dilerim. Aa, beni çağırtmışsınız doktor bey, hemen geldim. Yoksa babam daha mı ağırlaştı? Hayır efendim, hayır, ne münasebet, tam tersine. Babanızda iyileşme alametleri vardı ya son günlerde. Evet. Dün adeta birdenbire ve tamamen iyileşti. Demeyin. Tabii bütün testlerden geçirdik, akıl, fikir, şuur, muhakeme, hepsi mükemmel. Ah, sağ olun doktor bey. Yalnız artık babanızın burada, yani dillerin arasında kalması doğru olmaz. Onu hemen eve götürmelisiniz. Evet. Bir sorun mu vardı? Yok hayır. Çok sevindim. Babanız ne kadar uygar ve çağdaş bir insan. İnanın bundan böyle hastam değil dostum. Ve böyle bir insana dost olmak da benim için büyük bir şeref. Yalnız küçük bir sorun vardı. Ne zaman hastalanmıştı babanız? 1980'de 12 Eylül'den az önce, Konya mitinginden az sonra.
Demek ki 8 yıl oluyor. Şimdi eskiyi çok iyi hatırlıyor da bu geçen 8 yıl hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu geçen 8 yılın hikayesini ona yavaş yavaş, alıştıra alıştıra anlatmak gerek. Lütfen dikkatli olun. Sakın heyecanlanmasın ve üzülmesin. Anladım doktor. Ben ayrıca akşam eve de uğrarım. Sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür. Türkan. Canım kızım. O kadar da idare edeceğim dedim. Delilik işte. Kızım. Kime sorsam doğru düz bir cevap alamıyorum. Ben hasta olalı ne kadar oldu? Bir ay oldu mu? Bir aydan biraz daha fazla baba. Bir aydan biraz daha fazla mı? 8 sene geçmiş gibi geliyor bana. Bu arada ordu yönetime el koydu mu? Evet. Allah bak tabii neydi o Konya mitingi öyle? İnsan çıldırabilir onu gördüm. Atatürk'ün memleketinde insan çıldırabilir. Ama geçti. Hepsi geçti. Sen nasılsın? Kocan nasıl? Çocuklar nasıl? Hepimiz iyi. Oh nasıl sevindim. Evimiz de iyi mi? İyi. Oh. Hadi bir an evvel evimize gidelim. Hadi. Burnumun direği sızlıyor Türkan. Evcağızım, evcağızım. Sen bilirsin evcağızım. Ah Kevser, ah gelene kadar neler oldu neler bir bilsen. Vitrinlerdeki eski yazı ilanları görünce babamın nabzı yükseldi. Bak. Şoför Arapça şarkılar çalmaya başlayınca da tansiyonu çıktı. Ah şimdi gördün mü? Dur hele dur. Hele hastaneden eve taksi parası olarak 3.000 lira isteyince de tıkandı kaldı zavallı. Kolay mı? Hastalandığı zaman maaşı 7.000 liraydı adamcağızın. Ondan hele perişan geldiniz ikiniz de. Hasıl damadını görünce ne yapacak? Ya bak. Hele çocuklarla karşılaşınca ne yapacağız? Biz nasıl alıştık o da alışır. Bilmiyorum ki vallahi. Türkan! Kalkmış yani. Efendim. Türkan. Efendim. Türkan. Ha Türkan neredesin? Buradayız babacığım. Ay biraz uzandaydım. Heh. Bir uyandım kendime geleyim diye şöyle bir cama açtım. Bir temiz hava alayım. Aman bir de ne göreyim. Gencecik gencecik körpecik kızlar. Başlarına böyle böyle bir şeyler dolamışlar. Öyle dolaşıyorlar. Hayrola kızım kapa kulak salgını mı var? Ay ilahi babacığım. O bu yılın modası türban. Allah Allah. Anacığım da türban bağlardı ama o yalnız şurasında böyleydi. Demek yeniden bu da o. Doğrucu Davut yalan dolmayı arıyor. Doğrucu Davut yalan dolmayı arıyor. Tamam. İstemiyorum artık bu sesleri duymak istemiyorum. Artık yeter geçti. Bak yine halüsinasyonlar başladı görüyor musun? Gayipten sesler duyuyorum. Doğrucu Davut yalancı dolmayı arıyor diyor. Siz de duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Size de mi geçti? Delilik değil mi Sari? Telsizden gelen seslerdi. Kapattım bitti. Telsiz mi? Evet. Nereden çıktı bu canım? Kim getirdi bunu? Kocam. Kocan mı? Heh. Türkan. Ben hastayken sen Hasan'dan boşanıp bir casusla mı evlendin? Ayol niye boşanayım? Gene Hasan'la evliyim. Peki Hasan sonra niye casus oldu? Niye casus olsun? Canım gizli kapaklı bir işler çeviriyor gibi adam eve telsiz almış. Normal evde telsiz olur mu? Belediyede olur, askerde olur, bilmem poliste olur. Evde olmaz, yasak cezası var çocuğum. Niye böyle yapıyor bu adam? Deli mi oldu? Hayır, politikacı oldu. Halkın sesi, hakkın sesi deyip duruyor işte baba. Bizim Hasan. Evet. Politikacı mı oldu? Evet. Meyhaneyi kapattı mı? Çoktan, şimdi müteahhitlik yapıyor, bir de din kitapları satıyor. Hasan meyhaneyi kapattı, politikaya atıldı, taahhüt işleri alıyor... Bir de din kitapları satıyor. Ben daha iyileşmemişim, ben gideyim yatayım. Ben biraz daha yatayım. Bir dakika, şöyle... Selamın hello. Hello? Bir kim canım böyle sellerine hüsselam daldı girdi içeri, bu da kim oluyor? Aydemir, torununuz. Valideciğim bu centilmen kim? Büyük baban evladım iyileşip hastaneden döndü. Oh yes, welcome, welcome ve selam. Aleyküm olrayt. Ne diyor bu? Aa, nihayet iyileşip yuvanıza dönmüşsünüz büyük babacığım diyor. Öyle mi dedi?
Demek rahatsızlık benim kulaklarımda da bir seker bırakmış. Peki net anlayamadım bunu. Sizi tekrar gördüğüm için I'm very good ve mesut. Bir hoş geldin sigarası ikram edeyim. Marlboro Kent Parlament. Aynı zamanda sigara kadarçısı mı? Sigara ithali serbest. Olur mu canım, bir Türk parasını koruma kanunu vardır ki anayasa değişir o değişmez. Yanılıyorsunuz sir. Bastırın parayı, dilediğinizi getireyim. Buyurun kartım. Ne yapıyor bu? Export, import, transport. Şimdi her şey ekonomi. Oh yes, gerisi heves. Her işin başı para, gayrısı palavra. All right ve amenna. Türkan, sustur şunu, beynim duruştu benim. Hadi prensim, sen odana çık. Baban gelince inersin. Hay hay, bay bay. Nay nay. Hayaldi değil mi bu? Şu saçlarını inek yalamış oğlan hayaldi değil mi? Aynı ile vaki ve de hakikiydi, öyle mi? Evet. Oturdun beni. Ay, Kevser gel. Beni oturdun gel, beni. Gel, ben gel. Şapa oturacağım. Gel baba. Aa, buldum. Kevser size güzel köpüklü bir kahve yapsın. Türkan, beni idare etme çocuğum. Sen küçükken beyin yemezdin, ben zorlansını öyle yedirirdim. Bana deli muamelesi yapma evladım. Her deli bunu söyler ama ben deli değilim. Geçti. Gördüklerimden etkileniyorum, o kadar. Biraz hassas dünyam var. Kahve mahve içmeyeyim. Palpitasyon yapar şimdi bana. Tamam, senin hatırın için açık bir çay iç. Çayın var mı evlat? Hangisinden istersin? Lipton var, Earl Grey var, bir de Nesty var. Kevser, alırım ayağımın altına, parçalarım seni şimdi. Ne oldu şimdi baba? Bak şimdi bir de hassasiyetimi anladı ya benim. O da yarım aklından beni işletiyor. Hangisinden istersin? Nesty var, Erken Grey var da bilmem ne var. Seylan çayı da var mı? He valla, o da var. Sri Lanka. He. Bürümcük mü? Bürümcük valla. Kıçına sok kaplı karı seni. Bak bak. Laksız seni. Ama deme bana. Ne canım? Ama deme bana. Otur bakayım şuraya. Çabuk şuraya otur. Her şeyi bana anlatacaksın. Ben bu evin reisiyim, ben senin babanım. Neler oluyor bilmem lazım. Anlat bakayım şimdi bana. Önce bizim bu Aydemir'in nesi var? Her şey var. Aman gitti mi çocuk? Ay öyle değil. Arabası var, parası var, şarkıcı bir arkadaşı var. Bir Amerikalılarla çalışıyor, bir Araplarla. O yüzden de biraz muhafazakar, biraz çağdaş, biraz milliyetçi, biraz liberal. Biraz da parça et koy, türlü olsun. Maşallah, ne kadar net yetiştirmişsin bu çocuğu. Garip bir sentez. Ben bu Kevser karısının yaptığı çayı da içmeyeyim, ben gideyim yatayım evladım. Hadi ben size çıkarım. Yok aman yeter artık, sana verdiğim zahmet, ben koğuşumu biliyorum. Aman odayı bulurum canım, sen yorulma evladım. Aaa, ya tüte Türkan, bunlar ne? Bu Eciş Bücüş takımı da mı hayal değildi? Şebnem'le arkadaşları. Niye öyle garip şeyler yapıyorlar? Şimdi bizim altımızda bir işkembeci vardı ya. Onun reklamı mı bu? Onun için mi bumbar gibi giyindiler bunlar böyle bohum bohum? Şimdi o işkembeci yok. Onun yerinde bir jim salonu var. Böyle toplanıp aerobik falan yapıyorlar. Nairobik? Aerobik baba. Anne, bu büyük babam mı? Şebnem, torununuz. Yahu benim hayalimdeki Şebnem mini minnacık bir yavru. Bu kız maşallah bir ayda kaçak inşaat gibi gelişmiş. Aşk olsun, seni tanıyamıyordum Seboş. Selam. Sonunda yırttın ha? Ne diyor? Aa, demek iyileştiniz büyük babacığım diyor. Demek ben kendime başka bir tercüman bulacağım. Çünkü kızım çeviri yaparken tahrifat yapıyor. Seboş, büyük babanın elini öp yavrum. Saçmalama anne. O feodal adetleri hiç tutmadığımı bilirsin. Öpüldünüz. Ne yapıldım? Hatice'ye bırakalım, neticeye bakalım. Sen daha iyileşmemişsin büyük baba. Hatice'nin neticesinde ne iyileşmemiş? Tamam babacığım, sonra anlatırım. Çıvansa lokum koyun, hemen oldu. O ne biçim konuşma öyle, ben sana böyle mi öğrettim ha? Zaten adamın aklı karışık. Nedir ne babalar var? Böyle bakayım. Ne var? Çabuk terasa çık. Ama. Türkan! Bu kıyafetle terasa çıkılmaz. 4 tane F-16 yapacağız, o da balkona düşecek, istemez çıkmaz. Haklısın, haklısın, merak etme. Üstümüzü de çıkarıyoruz. Aa, o ne demek o? Alışırsın büyük baba, şimdi moda. Demek hem türban moda, hem anadan üryan moda.
bakalım daha neler görecek. Tamam var. Hanımefendi. Ne var? Beyefendi geldi. Aman nihayet dilinden anlayabileceğim biri geliyor. Nihayet dilinden ay. Sakin olun. Olmaz. Sakin olun. Gürkan yapma. Adam elden gidiyor, sen bana sakin ol diyorsun yavrum. Nedir bu hal? Bu Hasan olamaz. Hasan'ım nasılsın? İyi misin evladım? Elhamdülillah çok iyiyim. Siz nasılsınız babacığım? Aman hoş geldiniz. Aman benim bir şeyim yok. Hoş gördük çocuğum. Sen bana seni anlat. Nedir bu hal? Ne oluyor? Şapkan nerede? Nedir Burhan Süleyman Demirel, Burhan Erbakan, 99'luk tesbih? Nedir bu hal? Bu da mı moda? Bu da mı son moda? Hayır, bu bizim partinin doktrini, Türk İslam Sentezi babacığım. Sen hangi partiye girdin? Önce ana yoldaydım, sonra doğru vatana geçtim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ne oldu? Yaşamını yitirdi. Adalet Partisi? Vefat etti. Milli Selamet Partisi? Dar-ı Bekaya nakli mekan eyledi. Milli Hareket Partisi ne oldu? Titreyerek kendinden geçti. Gömdük, şimdi yer altında. Ha, bunlar hepsi ecelleriyle mi öldüler? Ne münasebet babacığım, tank çarptı bunlara, tank. Hanım, birazdan arkadaşlar gelecek, lobi yapacağız. Yemeğe alıkoymamız lazım, hazırlıklı ol canım. Evde hiçbir şey yok, sen aldın mı? Aldım, biraz somon füme balık, yanına kapari, sonra kamember, lavaş kiri, meyve olarak da çikita, monga, avokado, kivi. Yahu domates, beyaz peynir, kavun yasaklandı mı bu memlekette? Böyle acayip eciş bücüş şeyler yapmayın evladım. Lobi mobi yemin zehirlenirsiniz. Menemen falan yaparız, idare ederiz. Ben gideyim yatayım mı? Vallahi müsaade etmem. Arkadaşlar gelecekler. Bir gör, bayılacaksın. Bayılacağım. Samimi söylüyorum, bayılacağım. Aman beni affet, ben gideyim hanımefendi. Çocuğum. Ay bağırma kız. Misafirler geldi. Misafirler geldi. Ben gideyim. Çocukları da şey yap, çağır gelsinler. Onlar da lobiye katılacaklar. Olmaz. Yavrum. Hadi bakayım. Olmaz. Çocuklar olmaz. Çocuklar o kıyafetle misafire çıkarılmaz. Söyle şunu çabuk. Ama alışırız artık babacığım siz de canım. Niye beni paylıyorsun çocuğum? Yani nasıl alışayım? Benim bugüne kadar kötü bir alışkanlığım olmadı ki. Selamun aleyküm Hasan Bey. Evet, maşallah. Efendim merhabalar efendim. Efendim size de geçmişler olsun. Siz de hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Sağ ol, ayağınıza sağlık. Efendim. Yahu bu bizim bakkal İsmail Efendi değil mi? Babacığım olur mu? O bizim belediye meclisi üyemiz İsmail Beyefendi. Öyle mi oldu? Hani 1,5 metre dükkanı vardı, süpermarket diyordu, o İsmail değil mi bu? Uçuk İsmail. Maşallah, demek zat-ı âlinizde politikaya atıldınız ulan İsmail Bey oğlum. Mecburen atıldık beyefendiciğim. Yoksa bu canım memleket acemilerin elinde kalırdı diye. Çok haklısınız İsmail Beyefendi. Rıza Bey, hakikaten yani şimdi bizim İsmail Bey'in yerinde bir acemi olsaydı işlerimizi tıkır tıkır yürütebilir miydik yahu? Çok haklısın Aslan Beyciğim, adeta tıkanıp kalmıştık yani. Ama körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Ben tanıyorum bu İsmail'i, bu adam kaşar peynir kesemez, nasıl politikacılık yapacak? Ömrü hayatımda bundan net 500 gram kaşar alamadım. Bir keser 400, bir ilave 650. Onun yarısı bilmem kaç. Kaşar böyle olur. Bir saatini çıkaramazsın. Paket olmaz. Rezil eder kaşarı. Demek kaşarlandınız. Demek politikaya atıldınız diyorum maşallah. Ya. Bu politikayla ilginiz, bilginiz nereden kaynaklanıyor? Adam seans politik mi okudu mu? Aman Refik Beyciğim, siz benim gayet engin ve zengin bir devlet tecrübem olduğunu nasıl bilmezsiniz? Devlet tecrübesi mi? Tabii ya. Ben 6 ay bu mahalleye muhtarlık yapmadım mı? Ha oradan lan. 6 ay 15 gün beyefendi. Evet. 15'i de var. Ayrıca zaten hepimiz şahsi menfaatlerimizi geriye iterek fedakarca vazifeleri üstlenmeseydik, bu memleket nasıl kurtulurdu değil mi? Layıklığı kim korurdu? Avrupa ile olan mesafeyi nasıl kapatır ve muasır medeniyet seviyesine nasıl ulaşabilirdik? Ya. Değil mi arkadaşlar? Türkan! Bak baban da fark etti, sen de kulak ver bu sözlerime. Bunlar mühim laflar hanım, mühim. Mühim laflar kızım, aç gözünü uyandır canını zaman ahır zaman. Sen doymasam, ben doymasam, o doymasa nasıl kavuşur karanlıklar aydınlığa oluyor şimdi? Elin yabanı gelip de şu canım İstanbul'u tarumar etmesin diye biz kendi canımızı feda ettik efendim. İsmail Bey kardeşim, bir İstanbullu olarak sağ candan teşekkürü bir vazife bilirim yani. Ay siz İstanbul'un neresindensiniz? Göbeğinden bey baba, göbeğinden. İstanbul bu kadar büyüdü mü? Trabzon merkez olmuş. Nerede o eski canım İstanbul?
Hep yabancılar doldu. Lahmacuncular, kebapçılar, çingiraklı dondurmacılar. Beyefendinin de ağzından bal damlıyor. Beyefendi de mi politikacı? Ne münasebet canım? Esas fedakar o. Müteahhit iş ortağım Rıza Beyefendi. Memnun oldum beyefendi. Ben de efendim. Efendim bendeniz eskiden devletçiydim. Öyle mi? Evet. Devletçiydiniz evet. Demek. Atatürk'ün umdelerinden. Kimlerden? Atatürk ilkelerinden diyorum devletçilik. Altı okun biri. Hani devletçilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik yok mu? Abi. Sonradan üçü kaldı. Birini de biz aldık. Hayır ben devlet ihalelerine girerdim. Hadi öyle devlet. Evet. Sizinki devlet kuşu. Nasıl kuş? Konuyor. Nereye? Devlet başa kuzgun leşe. Devletin malı deniz, yemeyene ne dersiniz? Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Sonra baktım belediyeler devletten daha zengin. Bu sefer belediyeci oldum. Oh. Şimdi belediye ihalelerine giriyorum. Maşallah. Halkımıza nasıl hizmetler üretiyorsunuz? Altyapı tesisleri mi? Spor tesisleri mi? Kültür merkezleri mi inşa ediyorsunuz? Canım babacığım bize ne onlardan ya? Hı? Bize ne onlardan? Biz niye uğraşalım onlarla? Biz şimdi İstanbul'da üzerine gökdelen dikebileceğimiz uygun arsalar arıyoruz canım. Ha anladım. Küçük Amerika olacağız ya tabii. İstanbul'da da yer kalmadı. Rıza Beyciğim, sizi şöyle alayım canım. Tamam. Müsaadenizle. Ay Allah'lar estağfurullah. Hasan Beyciğim, ya ben senden geçen hafta $1000 borç almıştım ya. Evet. Bunu mark olarak ödeyebilir miyim? Yapma ya, bana sterlin lazımdı ya. Bak şimdi. Düşündüğün şeye bak. Sterlini ben veririm ama Swiss frank üzerine hesaplarız. Ya sen biraz sonra bu ev kılıyor. Niye? Mahalli polis tarafından basılıyoruz. Bunlar külli ayıplarından ziyade bir de döviz kaçakçısı ayol. Döviz alışverişi serbest baba. Peki niçin Türk lirasından hiç söz etmiyorlar? Evet. Ne oldu? O da Türk dili gibi piyasadan kaldırıldı mı yoksa? Yine ikiz gücüş geliyor. Maşallah Allah Allah. Evladım bu don alta giyilir. Pantolonun üstüne don giyilir mi? Kahpe karı donumu göstereceğim diye üstüne giymiş. Rezil olduk. Nasıl susayım? Karışma hemşeye biraz da susayım. Şimdi Hasan'ın bu rezaleti misafirlere nasıl izah edecek çok merak ediyorum. Allah arkadaşlar çocuklarımla iftar ediyorum. Övünmek gibi olmasın ama bizim evde de 4 eğilim var. Ne var diyor, nasıl oluyor? Kızım tam bir liberal. Sıkıya katı yengelemiyor. Sorumluluk yüklediğin zaman kaçıp gidiyor. Ha liberal o mu? Oğluma gelince Aydemir sosyal adaletçi. Sosyal yönü çok kuvvetli. Ha geldi. Olayları daima eline boyuna böyle uzun vadeli incelemeyi seviyor. Güzel. Aydemir. Efendim. Üzerine gökdelen inşa edebileceğimiz uygun bir yer konusundaki araştırmalarını tamamladın mı oğlum? Yes, elverişli birkaç yer buldum. Bravo. Ver raporunu. Van. Van olmaz be, Van uzak. Rıza Beyciğim bu Van o Van değil. Bu Van İngilizce bir demek. Van, bir. O ne, o ne? Bana ne be? Tarlabaşı. Olmaz oğlum, tarlabaşı çımanbaşı oldu artık. Toz toprak içinde orası, geç orayı, olmaz orası. Başka. Çuv. Ayasofya. Güzel. Güzel. İyi. Ayasofya'yı yıktık mı, cami mi yapalım, müze olarak mı kalsın tartışmaları sona erer. Güzel. İş bitirmek diye buna derim beyefendi. Evet. Başka? Three, Topkapı Sarayı. Allah! Oh. Nasıl? Bu hepsi de güzel. Manzara nasıl manzara? Harika. Lebiler ya. Evet. Zaten eski püskü bir takım binalar neymiş Topkapı Sarayı. Ha, kubbe. Yani yabancılar geliyor görüyor, rezil oluyorum, yerin dibine geçiyorum ya. Yıkarsın kardeşim, yıkar geçersin. Üzerine 56 katlı bir gökdelen dikersin. Şimdi korkarım mencümenden bazı arkadaşlar bu bina tarihidir diye karşı çıkacaklar. Evet. Bunu da hiç anlamıyorum Rıza Bey ya. Bu bina dediğiniz nedir kardeşim? Bu bina dediğiniz maddiyat değil midir? Evet. Biz maddiyatçı bir parti miyiz? Hayır. Biz maneviyatçı bir partinin çocukları değil miyiz arkadaşlar? Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nedir? Başka oğlum? Taksim'deki opera binası. Ha, en iyisi orası. Bütün diğerlerini unuttum bunu yıkarım beyefendi. He? Ben onlara kızgınım. Niye? 2 sene evvel bizim mahalledeki çocukların sünnet düğünü için müracaat ettim binayı bana versinler diye. Vermediler. İki gün sonra oradan geçiyorum bakıyorum bir ilan. Figaro'nun düğünü. Bak. Bak pezevenklere bak. Binayı bana vermiyorlar Figaro'nun elinden kefereye veriyorlar ya. Yıkmaz mıyım ben onu? Yıkarım. Tabii. Yıkarım da nedir ismi o binanın? Kültür merkezi. Tamam anladık da bir şeyin kültür merkezi oluyor. AKM. Evladım şeyin kültür merkezi. Galiba Atatürk Kültür Merkezi. Bravo. Evet. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıyoruz. Yıktır Allah! Siz de Atatürk'ün isteğini yıktırmam herifler.
Allah! Eyvah! Ben bir doktor çağırayım, siz bakarım. Olur mu böyle şey? Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? İnsan bunu aklına bile getiremezsin. Nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nerede kaldı millet? Hani devlet? Hani tarihimiz? Hani örfümüz, adetimiz? Her şey para mı? Dağılın hepinizi bağırın ulan! Dağılın seni de bağırın! Doktoru da bağırın! Nebih Bey, ben doktorum. Sen seni bağırmam, sen doktorumuzsunuz. Doktor! Doktor! Doktor, hoş geldin. Hoş bulduk. Doktor! Çabuk beni buradan getir doktor. Ben burada gördüklerimi, ben burada duyduklarımı senin orada görmedim, duymadım doktor. Sayın seyirciler, az önce ben Christoph Kolomb'um diye ortaya çıkan kısa boylu, bıyıklı, komik suratlı biri var ya, o gerçek Kolomb değil. Gerçek Kolomb benim. O zavallı mahluk benim asistanımdı. Ben başhekimle takışınca Kolomb olmam yasaklandı. Ben yasaklı olunca asistanım ben Kolomb'um, ben Kolomb'um diye ortaya atıldı. Ama Kolomb olmak o kadar kolay değildir sevgili vatandaşlarım. Ben yasaklıyım diye her önüne gelen Kolomb olamaz. Benim Kolomb'luğum sırasında bütün işler tıkır tıkır yürüyordu. Ama şimdi bakın her şey durdu. Eğer Kolomb'luğu kendim için istiyorsam namerdim. Sırf bu tımarhanenin iyiliği için. Onun için yasaklar kalkmalı ve gerçek Kolomb'luk demokratik bir ortamda sahibini bulmalıdır. Ey seyirci, böyle fırsat bir daha ele geçmez, bozulma. Al ucuza bir delik, bas sulaya hiç durma. Aman sakla belimi, bir gün yarar işine. Televizyon deliler tarafından işgal edildiği yazıyor. Televizyonun deliler tarafından işgal edildiğini yazıyor. Güvenlik kuvvetleri alarma geçti yazıyor. Deliler televizyonu ele geçirdiler. Yayına hazırlanıyorlar. Güvenlik kuvvetleri televizyon binasını kuşatma hazırlığı içinde yazıyor. Deliler televizyonu ele geçirdiler. Yayına başlıyorlar. Deliler televizyonu başlıyor. Vay anasına sayın seyirciler. Sonunda televizyonu ele geçirdik. Televizyon artık bizim.
televizyon artık deliler yönetiminde. Şimdiye kadar kimin yönetimindeydi? Devri sabık yaratmak yok. Politika yapmayacağız. Dün dündü, bugün bugündür, yarın gene bugündür. Olağanüstü yayınımıza başlamadan önce yayın ilkelerimizi açıklıyorum. Caf cafa maslafa, kafa lafa, paydos! Yaşasın Deliler Televizyonu! Yaşasın Der TV! Şimdi çocuk saati. İşte geleceğimizin garantisi çocuklar! Şimdi çocuk saati. İşte geleceğimizin garantisi çocuklar. Hey çocuklar nerede be? Çocuklar yok. Niye? Büyük şehirden geleceklere uçak bileti göndermedik diye anaları babaları darılmış. Doğudan gelecekler hastalıktan kırılmış. Kuzeyden gelecekler vasıta değiştirmekten yorulmuş. Güneydoğudan gelecekler vurulmuş. Ama bu çok kötü. Çok kötü. Çok. Ama neyse, her şey bu kadar kötü değil. Güzel şeyler de var. Seyircilerden aldığımız yüzlerce binlerce telefon, telgraf, mektup, havale, posta, koli yayınlarımızın olağanüstü bir ilgiyle izlendiğini gösteriyor. Ya biz yaptık mı böyle yaparız işte. Şimdi haberler. Ne haber? Ne olsun be abi? Olsun be. Ne haber? Dün nasılsa bugün de öyle, yok bir terslik, her şey düzeninde, yerli yerinde. Yine eza, yine niza, yine kaza, yine ceza, yine maraza, yine arıza, yine gol kaçırdınız ha. Yine de iktidara göre vaziyet ferah feza. Şimdi DLT televizyonu haber merkezinin kazıkladığı haberleri izleyeceksiniz. Hale Kurdayurt Washington'dan bildiriyor. Temsilciler Meclisi'nin bugünkü toplantısında konuşan Başkan Reagan, temsilcilerin temsil ettikleri temsili beğenmediğini, çok acele yeni bir temsilin provalarına girmeleri gerektiğini söylemiştir. Başkan Reagan'ın engin oyunculuk yeteneğini bilen temsilciler ayakta alkışlarken bu sözleri, Ermeni ve Rum lobisi temsilcileri çok bozulup ayağa kalkmışlar, en büyük oyuncu biziz, başka büyük yok diye avaz avaz bağırmışlardır. Başkan Reagan hırsla salonu terk etmiş ve kulak memesindeki kılları aldırmak için Memorial Hastanesi'ne yatmıştır. Bu Başkan Reagan'ın 1987 yılında geçirdiği 128. operasyondur. Başkan Reagan bundan önce de burnundan kıl aldırmıştı. Alınan kılların habis olmadığı anlaşılmış. Başkan Reagan'a bundan böyle kılların giderilmesi için ağda tavsiye edilmiştir. Diğer yandan Başkan Reagan'ın gelecek yıl İstanbul Festivali'ne katılacağı ve Atını Seven Kovboy isimli oyunda at rolünü oynayacağı öğrenilmiştir. Dünyada kalp transplantasyonunu ilk uygulayan ünlü kalp cerrahı Christian Barnard, kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle İstanbul'a gelmiştir. Kalp transplantasyonu konusunda konferanslar verecek ve bir arada mavi bir çocuğa açık kalp ameliyatı yapacak olan Bernard, sevgilisiyle mavi yolculuğa da çıkacaktır. 65 yaşındaki doktor ülkemize ilk gelişinde de başka bir genç sevgiliyle gelmiş, gene mavi yolculuk yapmıştı. Bernard ve sevgilisi biz mavi rengi çok beğeniriz demişlerdir. Bernard'ın bu ziyaretinden yararlanmak isteyen bazı hükümet üyeleri tam bu sıralarda mavi renkle bu kadar ilgili olan doktora muayene olmaktan vazgeçmişlerdir. Bir yetkili, Bernard eğer turuncu rengi sevseydi hepimiz ameliyat olurduk demişlerdir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından Kasım ayında başlatılacak olan ayın 15'inde maaş uygulaması Türk Dil Kurumu'nca büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Türk Dil Kurumu'nun bir yetkili odacısı bu konuda basına verdiği demeçte, ayın 15'inde maaş uygulaması Türk diline yapılan büyük bir hizmettir.
Türkiye'de iki anlama birden gelen aybaşı deyimi artık yalnızca kadınların muayyen günleri için kullanılacaktır. Böylece dilimizdeki önemli bir anlam kargaşası ortadan kalkacaktır demiş, ortalığı süpürerek gitmiştir. Başbakan Özal dün yaptığı referandum gezisinde vatandaşlara hitap etmiş ve durumu ez cümle şöyle özetlemiştir. I am the greatest. No, 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 well, maybe. It's now or never. You are always in my heart. Strangers in the night. If you say yes, you are a teres. Please go home. Rıtşım, amal, ış, alna. En iyi, igidet, en şumşunok. Rıtşım. Rıtşım, amal, ış, alna. En iyi, igidet, en şumşunok. Rıtşım, amal, ış, alna. En iyi, igidet, en şumşunok. Birdenbire İbranice öğrendim. Galiba İbranice haberleri dinlediniz. Ters tutmuşum. İbranice'yi unuttum. İbranice haberler dinlemediniz. Şimdi kötü haber alan kaynaklardan bildirilmiştir. Kötü haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre Avrupa Konseyi geçenlerdeki toplantısında Türkiye aleyhinde bir kararı oylamış ve karar oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu kararda milyonlarca Ermeni'yi öldürerek soykırım yaptığımız, yarım milyon Kürt'ü kestiğimiz ve yurtlarından kovduğumuz, Ege Denizi'nin tamamının Yunanistan'a ait olduğu, Kıbrıs'ı hemen boşaltmamız gerektiği, iyisi mi Anadolu'yu da bırakıp geldiğimiz yere Orta Asya'ya gidip yerleşmemizin uygun olacağı vurgulanmış. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş. Olayın çok vahim olduğunu ve NATO ile ilişkilerimizin bu karar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerine bugün bir demeç yayınlayan Sayın Başbakanımız açık ve seçik olayın büyütülmemesi gerektiğini, aslında Batılıların bizi çok sevdiğini, kararda aleyhimizde bir yan olmadığını bildirmiştir. Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerine SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü düzenlediği basın toplantısında 2,5 saat kadar konuşmuş. Ne dediği yine anlaşılamamış. Velhasıl dün nasılsa bugün de öyle, yok bir terslik, her şey düzeninde, geldi yerinde. Yine nizam, yine kaza, yine ceza, yine maraza, yine arıza, yine suyumuz yok yaza. Yine de iktidara göre vaziyet ferah feza. Şimdi spor. İyi akşamlar. Günün maçı Fenerbahçe Galatasaray arasındaydı. FB sahaya sarı zemin üzerine lacivert çubuklu formasıyla çıktı. GS ise parçalı neoklasik formasıyla. Kaleciler reglan kollu balıkçı kazaklar giymişti. Hepsi de
çok yakışıklıydılar. Hakemler iddiaların aksine çok erkeksi bir görünüm içindeydiler. Bermuda şortları ve safari gömlekleriyle dikkat çekiyorlardı. Orta hakem ekstradan aksesuar olarak bir de düdük asmıştı boynuna. Çimler à la garçon kesilmişti. Hava açık maviydi. Bulutlar ton sür tondular. Ay seyirciler çok şekerdiler. Maç boyunca fincanı taştan oyarlar gibi manalı manalı türküler söylediler. Ve gol özlemini belirtecek enerjik jestler yaptılar. Hoş bir maç oldu. Şşt. Hepsi güzeldi. Maç kaç kaç bitti? Ay ona hiç dikkat etmemişim. Ama ziyan yok. Akşama futbolcularla buluşacağım. Sorarım. Kız ulan bıyıklı Safiye. Polisler dama çıktı. Güzel, demek onlar da delirdi. Yok canım, içeri girmek istiyorlarmış. O zaman hakkımızda kötü emeller besliyorlar. Evet, çirkin emeller. Acele ederim. Acele ederim. Hayır, 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 siz onları oyalayın. Haber verin. Sayın seyirciler, AYT'ye, Avrupa Ortak Pazarına girmek konusunda hükümetimizin gösterdiği olağanüstü çabaların getireceği sonuçlarla ilgili sosyoekonomik müzikal bir yorum izleyeceksiniz. Gidiyoruz gündüz gece. AYT'ye giremeyeceğimiz anlaşılınca hangi ortak pazara gireceğimiz konusunda bir yorum izleyeceksiniz. Sayın seyirciler, Deliler Televizyonu programı büyük bir düzen içinde devam ediyor. Şimdi sıra geldi. Ne gürültü ediyorsunuz be, ne var? Polisler birinci kata kadar girdiler. O zaman ayvayı yedi. Evet. Ödül vermek yok, yayına devam. Yayına devam. Yaşasın Deliler Televizyonu. Yaşasın Deliler TV. Boşaltın ekranı çabuk. Sayın seyirciler, ben akıllılar televizyondaki spikerler gibi haybiye laflarla boşa zaman harcayamıyorum. Onun için kısa tarafından bir takdim. Bir konu, bir konuk. Sayın seyirciler, sevgili konuklar, bir konu, bir konuk programına hoş geldiniz. Sizlere kendim ve hostesim adına... Hostesim nerede lan?
Hostessiz program olur mu manyaklar? Heh. Halit Kıvanç'tan kurtarabildiğimiz son hostes. Geç yavrum, şuralarda bir yerde uslu uslu dur. Çünkü bir program hostesi ne işe yarar ben de bilmiyorum. Evet, bugünkü konuğumuz tarihi bir konuk. 18. Osmanlı Sultanı 1. ve sonuncu İbrahim. Yani boncuklu deli İbrahim. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sağ olasın. İndir ayağını. Efendim? Ayağını indir dedim. Aa, tabii koskoca padişahın huzurunda ayak ayak üstüne atılır mı? Hayır. Ya? Halkın huzurunda ayak ayak üzerine atılmaz. Ben TRT'de ayak ayak üstüne atmayan spiker görmedim de onları taklit ediyorum. Biz ki cihan padişahıydık. Tahtımızda bile halkın karşısında ayak ayak üzerine atmadık. Bu ne biçim oturuştur? Biz o devirlere yetişemedik. Padişah görmediğimiz için de işte el attık. Nasıl padişah görmediniz? Siz devlet tiyatrosuna gitmez misiniz? Evet. Ulan sahneden padişahın biri iniyor biri biniyor maşallah. Anlat bakalım şimdi beni buraya niye çağırttınız? Efendim çok ilginç bir kişiliğiniz var. Nasıl ilginç? Yani çok renkli bir yaşantınız varmış. Bu ne biçim renktir ki cimcimeleri güldürür? Tarih kitapları sizden boncuklu deli İbrahim diye söz ediyor. Boncuklu deli İbrahim diye anılmak için neler yapmışım? Anlat bakalım. Neler yapmamışsınız ki sultanım? Söyleyeceğim ama kızmak yok. Çünkü ben tarihin sesiyim. Öyle tarihin böyle sesi olur. Konuş. Efendim sarayınızın bahçesindeki havuza cariyeleri doldurur, çırılçıplak oynaşmalarını seyredermişsiniz. Evet, ne var bunda? Bu şimdi normal bir durum mu oluyor? Siz Hilton Oteli'nin havuzuna gitmiyor musunuz? O başka. Tatil kentlerinde üstsüzleri seyretmiyor musunuz? O daha başka. Barlarda, pavyonlarda Rumen balelerini, İngiliz balelerini, Macar jimnastikçileri seyretmiyor musunuz? O bambaşka. Siz yapınca temiz hava, bol gıda, sağlıklı yaşam da biz yapınca mı delilik? Yıkıl godoş! Ama yalnız seyretmekle kalmayıp balıklara yem atar gibi onlara para da atıyormuşsunuz. Siz gazinolara, tavernalara gitmiyor musunuz? Evet. Orada dansözleri marul demeti gibi masaların üzerine çıkartmıyor musunuz? Sonra da... Tövbe estağfirullah. Donlarına, memeliklerine kumbaraya para tıkar gibi para doldurmuyor musunuz? Siz yapınca çağdaşlık, uygarlık da biz yapınca mı delilik? Yıkıl melun! Peki sakalınıza boncuk dizdirdiğiniz de mi yalan? Külliyen. Ya. Sakal bu, sakal. Berber kapısı mı, deve yelesi mi? Vaka muhterem valideciğimin nazar değmesin diye bir boncuk taktığı doğrudur. Valide korkusu. Valideye saygımızdan çıkaramadık. Taktık. Ya siz? Biz boncuk takmayız. Doğru, siz boncuk takmazsınız. Siz kravatınıza inci takarsınız. Siz ayakkabınıza bile toka takarsınız. Siz erkekliğin yüz karaları tek kulağınıza küpe takarsınız. Tek taş yüzükler, künyeler, zincirler, pırlanta saatler takarsınız. Boynunuzda atlalı gibi madalyonlarla çıngıraklı develer gibi dolaşırsınız. Siz yapınca estetik güzellikle biz yapınca mı delilik? Yıkıl in! İbrahim'in cinlerini toplama tepesine. Tarih kitapları sizden bir de seksomanyak diye söz ediyor. Evet, devam et. Çeşit çeşit macunlar, türlü türlü hocalar, ondan sonra da gerdek üstüne gerdek. Bu ne bu? İşte hayatım. Ya. Ama anlatayım da dinle. Biz 16 kardeştik. 7'si hatun kişiydi. Er kişilerin bir kısmı Allah'ın emriyle terk-i dünya ettiler. Bir kısmı abim 4. Murad'ın emriyle. 4. Murad kimdir bilir misin? Evet, Cihan Ünal. Hani attan düştü. Bir padişah attan düşmez. Bu düştü. Bir padişah düşse tahttan düşer. Abim 4. Murad'ın emriyle kardeşlerimi kestiler.
Sizlerin 5 dakika elektriğiniz kesilse deliye dönüyorsunuz. Ya ben neye döneyim? Her an sıra bana gelmekte de cellat beklemekteyim. Takdir edersiniz ki cellat beklemek, otobüs beklemekten, maaş beklemekten daha zordur. Aklım yerinden oynamış, ben benden geçmişim. O esnada abim 4. Murat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailede tek erkek evlat ben kaldığım için apar topar tahta beni çıkarttılar. Çıkartır çıkartmaz da bir erkek evlat diye yutupturdular. Bir erkek evlat vermedim mi hanedan yatıyor, devlet batıyor. Ulan ben benden geçmişim. Ulan ben bitmişim. Ulan ben erimişim. Ulan bende iş yok. Vay valideciğim vay. Sarayda bu dedikodu yayılır yayılmaz. Hormon tedavileri, vitamin kürleri, sultan şerbetleri, kuvvet macunları, amber hapları derken biz kendimize geldik. Geldik gelmesine de durabilirsen dur artık. Otomatik topa dönmüşüm. Uçara atmaktayım, kaçara atmaktayım. Kımıldayana ateş etmekteyim. Kırpma gözlerini, kırpma. Adamı günaha sokma. Kırpma kızım, atış menzilindesin. Aslında ateşçes istiyorum. Eriyorum, bitiyorum, durmak istiyorum, duramıyorum. Enflasyon gibi inmek bilmiyor hırsım. O hırsla 3 tane erkek evladım oldu. 3'ü de tahta çıktı. Şimdi anladın mı, bizimki ne zamparalıktı ne seksomanyaklık. Bizimki devlet hizmetiydi, devlet. Anlayacağın resmi muamele. Şimdi gelelim size. Allah, vaktimiz dolmuş. Gel kaçma gel, onu sormayacağım. O mevzudaki muvaffakiyetiniz nüfus patlamasından belli. Benim İstanbullu hemşehrilerime 2 çift lafım var. Onu söylemeden gitmeyeceğim. Teessüf ederim size hemşehriler. Aşk olsun yahu. 300 senedir bu şehri İstanbul'dan ne deliler geldi geçti, niceleri gelip geçmekteyken, neredeyse her metrekareye bir tam deli isabet etmekteyken, deli diye beni seçmeniz neden? Nasıl inkisar edeyim size? Bir deli ben miyim? Bu bana revai hak mıdır? Bu vefa mıdır ey İstanbullular? Oğlum Bedrettin, yık şu İstanbul'u. Kaz burnu taş taş üstünde koma ellerine sağlık, meheldir bu İstanbul'a. Esas deli amcam 1. Mustafa'ydı. Adam gerçek deli olduğu için 2 defa tahttan indirildi. Ama aç tarih kitaplarını bak. Allah Allah, o anlı şanlı 1. Mustafa, ben boncuklu deli İbrahim. Bir bunu bilmek bile delirmek için yeter. Ama koskoca tarih... Ne tarihi be, tarih mi yazıyorsunuz siz? Sizin yazdığınız kilukal, dedikodu, muzur neşriyat. Oğlum Turgut, tonton çocuğum. Sen veletleri muzur neşriyattan kurtarmayı bırak. Bizi kurtar bizi. Tanrı cümlemizi, beni ve bilhassa seni bu tarihçilerin şerrinden korusun yavrum. Amin. Sultan Boncuklu Deli İbrahim. Ziyaretçim var oğlum. Valide sultandır. Marlboro ile Playman getirecekti. Sonunda yalnız kalabildik. Oyunun başından beri bu mutlu anı bekliyorum. Nihayet aşıp göstereceğim. Bu sefer kimse mani olamayacak. Şimdi siz dersiniz ki tam açarken birileri gelir alır bunu götürür. Deli İbrahim bile mani olamaz. Acele yok. Evet, açıyorum. Açıyorum. Açtım işte. Napolyon büfe emrinizde. Ne alırsan kantinin yarı fiyatına. Sucuklar, salamlar, aynalar, taraklar, iğneden ipli her şey... Eyvah! Birileri geliyor. Dükkanı kapatayım, voltamı alayım. Başhekim görürse canımı okur. Çünkü kantini o işletiyor.
Son numara için herkes sete. Son numara yattı, binaya girdiler bile. Binaya mı girdiler? Ne istiyorlar bunlar bizden ya? Başarımızı kıskandılar, çekemiyorlar bizi. Elimizden almak istiyorlar sevgili TV'mizi. Niye? Düşündüklerimiz, söylediklerimiz, yaptıklarımız işlerine gelmiyordu ondan. Zaten ne demişler? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. O da gider 10. köye yerleşir. Ya nedir bu akıllılardan çektiklerimiz? Hep onların dediği mi olacak? Ne olacak şimdi? Yayına devam! Yayına devam! Ne o? Yaşasın Deliler Televizyonu! Yaşasın Del TV! Tarihte benden uzun, benden çok, benden derin düşünen yok. Çok doğru, kaç yüz sene, bütün gün, bütün gece, hiç durmadan düşündün, düşündün. Şimdi beni iyi dinleyin, ey insanlar, dostlar, düşmanlar. Hepinize çok önemli bir mesajım var. Tamam tamam, ha babam de babam, düşündün, düşündün, konuş artık, düşünen adam, konuş artık, düşünen adam. Anladım ki her işin başı akıl. Şamata yok, dinleyin. Bir bildiğimiz var elbet, aklın sonu selamet. Öyle mi? Konuş düşünen adam. Hadi durma, devam et. Akılla buldu insan tekerleği, ateşi, kesici aletleri. Ama akılla öldürdüler enayiler yıllarca birbirlerini. İcat ettik, keşfettik. Akılla geliştirdik uygarlık dünyasını. İyi de hangi akıllı buldu hidrojen bombasını? Hepsi aklın eseri. Sinema, televizyon, elektronik, füzyon. Tamam da ya radyasyon, enflasyon, spekülasyon, koalisyon? Akıl ile yönettik yıllar boyu dünyayı, koskoca milletleri. Pekala, akılla mı buldunuz Napolyon'u, Hitler'i? Aklı bile akıl buldu, tüm yolları denedi, insana iyi güzeli sundu. Ve lakin yarattı acıyı kötüyü, aklın bile aklı durdu. Fethettik gökyüzünü, sığamadık dünyaya, bir günde gittik aya. Ne yazık ki parçalayıp atomu çevirdiniz bombaya. Tenkit bile aklın eseri. Sizlere göre değil. Bakın hemen bıktınız. Boşver seni. Gerçek akıllıları niye içeri tıktınız? Ama iyiden, güzelden, doğrudan yana değilse akıl, yaşasın delilik. Bravo, bravo. Şimdi lafı çok oturttu, aferin. Barıştan, sevgiden, erdemden yana değilse akıl, yaşasın delilik. Sağlıktan, başarıdan, refahtan yana değilse akıl, yaşasın delilik, yaşasın delilik. Onurdan, gururdan, huzurdan yana değilse akıl, yaşasın delilik, yaşasın delilik. Saygıdan, özenden, güvenden yana değilse akıl, yaşasın delilik. Çocuktan, gençten, yaşlıdan yana, insandan, insandan, insandan yana değilse akıl, yaşasın delilik.